sorunuzu var konuşmayın. Milletvekili aday adayları, teşkilatımızın yüzüne veriyorum. Milletvekili aday adayı toplantısına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii konuşmanın başında bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün tıp çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Ben bunlardan sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Milletvekili aday adaylarımız var. Ben kendilerine çıkmış olduklar duyuyorlar. Muvaffakatler diliyorum. Başarılar diliyorum. En iyi çalışmayı eğer listede olsunlar ya da olmasınlar çok çalışacaklarına ben inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bilindiği gibi 14 Mayıs'ta ülkemiz seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde İYİ Parti olarak ülkemizin, gençliğimizin geleceği için neler yapabiliriz? Bu anlamda bugünden itibaren siyasi çalışmalarımıza başlamak zorundayız. Bu bilinçle ben de İYİ Parti neferi olarak yaklaşık olarak 5 yıl yaptığım il başkanlığı süresince şehrimizin, bölgemizin, devletimizin, İslam aleminin yarınları için haksızlığa karşı bir nefer olarak hani İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı o gün karınca misali biz de elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Bundan sonra da bize bir görev verilirse Allah'ın izniyle ülkemiz ve şehrimiz için inşallah bir refer olarak yaptığımız siyasi anlayışla bölgemize ve ülkemize hizmet etme anlamında İnşallah hayırlısıyla, şerefle, onurla Sayın Genel Başkanımızın bize örnek olduğu birçok konuda iftiraya dayalı siyaset yapmayarak sadece ve sadece ülkemizin geleceğini düşünerek siyaset yapma anlayışına geçmişler olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz ve ülkemize gerçek anlamda verdiğimiz sözleri yerine getiremezsek bir daha bize oy vermeyin. Haklarınızı da helal etmeyin. Sizden helallik de istemeyeceğiz. Ben şahsım olarak Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde İYİ Parti iftarında inşallah umut ediyorum. Örnek bir siyasetçi olarak belki şehrimize vekil olarak belki başka makamlarda hizmet edecek bir anlayışla yarınları unutmadan geçmişimizi sorgulayarak inşallah hayırlara vesile olacağıma inanıyorum. İnsanlara şifalar diliyorum. Bu sistemin verdiği aksaklıkları acı tecrübelerle bir kez daha yaşadım. Umarız milletimizin vereceği destekle 14 Mayıs'ta buna son vereceğiz. İYİ Parti 25 Ekim 2017 yılında kurulduğu günden bugüne kadar azmin, mücadelenin ve başarının simgesi olmuştur. Seçime giremesin diye 6 ay sonraya erken seçim kararı almasına rağmen kısa sürede %10 barajını geçerek mecliste grubunu oluşturmuş ve gücü elde etmiştir. 2019 yerel belediyelerde birçok başarıya imza atmıştır. Bugün Şanlıurfa İYİ Parti'nin tüm yöneticileri, ilçe başkanları ve biz milletvekili aday adayları olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. 2023 yılı seçimi memleketin kaderini belirleyeceği çok önemli bir seçim. Milletin mevcut iktidara bir 5 yıl daha tahammülü kalmamıştır. Gençlerimiz artık hayal dahi kurmayı bıraktı. Birçoğu çarenin yurt dışı olduğunu düşünmekte. İçinde bulunduğumuz ekonomik buhran yönetilememekte. Her geçen gün halkımızın alım gücü daha da azalarak fakirleşmektedir. Adalete güven yerlerde, adalet olmayan yerde kaos vardır, kargaşa vardır. Devletin temeli adalettir. Partimiz ve teşkilatımız 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapıp
bu ucube sisteme son verecektir. Bizler Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz. Bizler Şanlıurfa'nın da sorunlarını biliyoruz. Ve bu sorunların farkındalıklarımıza odaklanarak değil, ortak noktalarımızı bir araya getirerek çözümlenebileceğini de biliyoruz. Ve bunları çözmekte son derece kararlıyız.